Merhaba, ben klinik psikolog Begüm Derici Ülker. Daha önceki videolarda sizlere obezite ile ilişkili yeme bozukluklarından bahsetmiştim. Bugün tedavinin aşamalarından bahsetmeye başlayacağım ve ilk aşamadan bahsedeceğim. Tedavinin temel taşı, birinci basamağı kendini izleme. Kendini izlemenin sebebi ise obeziteye sebep olan yeme atakları, duygusal yeme ve gece yeme gibi davranışları tespit edebilmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yazarak, kayıda geçerek yapıyoruz. Kişi yediklerini ve egzersizlerinin kaydını tutmaya başlıyor. Yalnız diyetisyenden farklı olarak çalışırken psikolojiyle ilgili kısımlarını da ekliyoruz ve yediği ortamı, ne yediğini, açlık derecesini, kimlerle yediğini, yerken neler yaptığını, yani telefonla mı oynadı, televizyon mu açıktı, sohbet mi ediyordu gibi yemek sırasındaki aktiviteleri ve sonraki duygu ve düşüncelerini de kaydediyor. Aynı şekilde egzersizi ne süreyle yaptı, nerede yaptı, kimlerle yaptı ve sonrasında neler düşündü, neler hissetti bunları da yazıyor. Ve böylece aslında kendi kendinin ne yaptığını fark etmiş oluyor. Kayıt tutmanın yeme miktarını azalttığı kanıtlanmış bir şey. Böylece de kalori alımını da azalttığı kanıtlanmış. Ama burada işin bence en önemli kısımlarından bir tanesi yeme bozukluğunu tedavi edebilmek veya yeme davranışlarını değiştirebilmek bir davranış değişikliği. Ve burada iyi bir işbirliği yapabilmek gerekiyor. Ve öncesinde de davranış değişikliği kendimizle ilgili, bizimle ilgili bir şey olduğu için önce kendi sorumluluğu kendi elimize almamız lazım. Bence kayıt tutmak, yani sadece bence de değil, yani bilimsel olarak da kayıt tutuyor olmak önce bu sorumluluğu elimize almamızı ve neyi ne kadar yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, sonrasında neler düşündüğümüzü, neler hissettiğimizi görmemiz sağlıyor. Çok sıkıcı gelebilir ama tedavinin temel taşı yediklerimizi, egzersizlerimizi detaylı bir şekilde yazıyor olmak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tedavi basamaklarını anlatmaya devam edeceğiz.